Yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgeler merak konusu oldu. Hazırlanan rapora göre eskiden derelerle anılan semtler için risk yüksek görünüyor. Enes Arol risk altındaki ilçeleri araştırdı. İstanbul tarihte birçok büyük depreme tanık oldu. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde meydana gelen depremlerin tam olarak büyüklüğünü bilmesek de depremlerin yıkıcı gücü tahminde bulunmamıza yardımcı oluyor. 1509'daki Küçük Kıyamet, 1766'daki Büyük İstanbul Depremi en şiddetli depremler olarak kayıtlara geçti. ABD'li jeofizikçi Tom Parsons, iki deprem arasındaki sürenin 257 yıl olarak görüldüğüne dikkat çekerek beklenen Büyük Marmara Depremi'nin yakın tarihte olacağını düşünüyor. Peki beklenen büyük depreme İstanbul ne kadar hazır? Bu soruya birazdan yanıt arayacağız. Önce yakın geçmişte İstanbul'u etkileyen depremlere bakalım. 17 Ağustos 1999, 7.4 büyüklüğündeki İzmit Körfezi merkezli deprem İstanbul'da yıkıcı hasara neden olmuştu. İstanbul'da resmi sayılara göre 454 kişi hayatını kaybetti. En çok etkilenen bölge depremin merkezinden epey bir uzak olan Avcılar'dı. Burada 274 kişi hayatını kaybetti. Avcılar zemin açısından şöyle katmanlı bir yapıya sahip. Yani katmanlı derken en üstte oldukça sağlam bir kaya topluluğu var. Onun altında ise zayıf kayalar var. Dolayısıyla depremlerde Avcılar jeolojik yapısı nedeniyle deprem dalgalarını büyütüp binalara öyle ileten bir bölge. O yüzden de ne zaman deprem olsa Avcılar'da hasar olduğunu görüyoruz. Bu depremden 3 ay sonra tarihler 12 Kasım 1999'u gösterdiğinde Kuzey Anadolu fay hattının bu kez Düzce kısmı kırıldı. İstanbul'da can kaybı yaşanmadı. Ancak bu deprem beklenen Büyük İstanbul depremi için riskin daha da arttığının bir belirtisiydi. Uzun süre durgun olan fay hattı İstanbul'da yaşayanlara deprem gerçeğini unutturmaya başlamıştı. Ta ki 24 Eylül 2019'da merkez üssü Silivri olan depreme kadar. 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da yoğun bir şekilde hissedildi. Özellikle Avcılar'da. Tek hasar yine burada meydana geldi. Bir caminin minaresi devrildi. Depremden dolayı panik yapan 47 kişi yaralandı. Peki 5.8 büyüklüğündeki bir depremde bile az da olsa hasar alan İstanbul, beklenen büyük depreme ne kadar hazır? Maalesef hiç hazır değil. İstanbul'da 1 milyon 200 bin civarı bina var. Bunun aşağı yukarı 700 bin tanesinin depreme hazır olmadığı en yetkili kişiler tarafından ifade edilmektedir. Depremin ne zaman gerçekleşeceğini bilmek mümkün değil. Ancak uzmanlar yarın deprem olacakmış gibi tedbir almanın önemine dikkat çekiyor.